Arkadaşlar şimdi size çok güzel bir deste seç yapmak istiyorum. Rabbimin izniyle. Yüreğinizden geçen ne varsa gerçek olsun inşallah. Rabbim dualarınızı kabul etsin inşallah. Bakalım kahve falıyla başlamak istiyorum. Kahve falında sürprizlerimiz neler? Neler istiyoruz? Nelerle karşılaşacağız? Tek tek açıklayacağım. İsteyenler tarotu seçebilir, isteyenler iskambil bakımını seçebilir. Ve melek kartlarıyla da destek vereceğim arkadaşlar. Önce bir melek kartlarımı karıştırıyorum sizin önünüzde hayırlısıyla. Evet, sevgili yüksek benliğim, şu andan itibaren yaşam alanımda, auramda, bedenimde olan tüm kötü enerjilerin gitmesine, yerine sevginin dolmasına izin veriyorum. Işık yoldaşımız olsun. Teşekkür ederiz. Yüksek benliği açıklayacağım arkadaşlar. Yüksek benliği açıklayacağım. İnşallah çakralarımızın doğru çalışması, sezgisel anlamda güzel işler yapmamız mümkün olur sevgili dostlarım bakalım. Şimdi yüksek benliği açıklıyorum arkadaşlar. Elimde şöyle bir minik Buda heykelcik var. Burada Budalar hep kilolu olarak, göbekli olarak böyle betimlenir. Genelde Uzak Asya'da böyledir. Budizm böyle kabul eder. Hani yuvarlak hatlar bolluğu temsil ettiği için. Ya sen de bolluğa kavuşabilirsin deniyor. Buda gerçekten kilolu muydu, şişman mıydı bilmiyoruz. Ama bunlar böyle nasıl diyeyim sembolik heykelcikler. Ve diyor yani neşe sana bolluk getirir. Neşeniz bol olsun manasındadır. Şimdi burada bazı yükler taşıyor. Bakınız, kısmetini almış bir Buda. Bizim nefs dediğimiz kısım, kalbimiz, bedenimiz, egomuz, ağzımızdan çıkan sözler. Bunlar alt benlik. Kendi zihnimizde yaratıyoruz. Yüksek benlik de zihnimizin yukarısıdır arkadaşlar. Zihnimizin yukarısıdır. İlahi olanla bütünleşmedir. Yüksek benlik bizim Tanrı'yla olan münasebetimiz. Daha önce de söyledim. Allah herkesi öz nurundan yarattı. İşte o nur parçacığı Rabbim sana verdiği nefes hiç yani Adem'e verdiği nefesle, Hazreti Adem'e verdiği nefesle aynıdır. Adem'in soyuyuz. Yüksek benliğimizi hatırlatalım, hatırlayalım daha doğrusu. Her zaman söylüyorum, biliyorsunuz yaradılanı hoş gördük, yaradandan ötürü. İşte yüksek benlik budur arkadaşlar. Bir de hatırlatıyorum, sürekli söylerim, İbni Arabi'nin sözüdür. Muhittin İbni Arabi'yi okuyabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Der ki Allah'ın rahmeti insanların günahlarından büyüktür der. Mevlana da ne der? Ne olursan ol der. Gel, ne olursan ol gel. Arınmak için geç değil der. Rabbim büyüklü küçüklü günahlarımızı affetsin. Dualarımızı kabul etsin arkadaşlar. Bunları hatırlatmak istedim. Hani yüksek benlik nedir dediğinizde ben olumlamalarda sık kullanıyorum. İlahi nurun parçası. Hiç zor bir şey değil. Bunları hep beraber öğreneceğiz. Biz de bilmiyorduk arkadaşlar. Kursa giderekten, kitap okuyaraktan öğrendik. Hepimiz değişim sürecindeyiz. Öğreneceğiz. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Böyle ben naçizane bir garip yolcuyum. Ben de öyle çok bilen bir insan değilim. Neler var bilmediğimiz, neler var, neler var.
Öyle şeyler var ki anlamını ömür boyu çalışsam çözemem. Neyse. Ha kötü bir şey mi? Değil. Siz de mutluyum ben arkadaşlar. Umarım sıkmadım sizi, daraltmadım. Hadi bakalım bu yüksek benlikle ilgili de bir de olumlama vereyim mi videonun sonunda? Bir de olumlama vereyim, bir kalem kağıt hazırlayın. Onları da yazarsınız, olumlamayı da. Olumlamayı süre tutmayın kendinize. Aklınıza geldikçe 3 kere 5 kere söyleyebilirsiniz. Birkaç kez tekrar etmeniz, inanarak, imajine ederek yani hayal ederek söylemeniz önemli. 2-3 gün devam edin. Tüm dertlerinizin gittiğini göreceksiniz. Aman arkadaşlar, ölümlü dünyada bir şey dert etmeyin. Bilerek bilmeyerek birinin kalbini kırdıysanız ya da bilerek bilmeyerek bir günah işlediyseniz. Ya aslında insan kimsenin kalbini kırmaz, biliyor musunuz? İnsan kendine eder yani. Kendine ediyor. Yaptığın kötülük sana geri dönüyor. Kötülere de üzülmeyin. Allah ıslah etsin, boş verin. Kahve falıyla başlıyorum. Hadi bakalım. Tabak. Ya ne kadar süpersiniz siz ya. Kuğu çıktı, görüyor musunuz? Kuğunuz çıktı hazır. Tek bir kuğu eşini bekliyor. Ruh eşini bekleyen bir insan. Anlaşılmayı, sevilmeyi bekleyen bir kadın. Ya da erkek, bilemiyorum. Burada yaşlıca bir bastonlu birisi uzaktan seyrediyor. Evliyatullah olabilir. Sizin için dua eden biri olabilir. Ruhsal bir varlık. Siz ona belki türbesine gidip dua ettiniz. Duyulmuş ruh eşi neredeyse bulup gelecek seni. Neredeyse gelecek, hiç merak etme. Duaların duyulmuş ve hanene ay doğmuş. Hilal doğmuş arkadaşlar. Rabbimin izniyle sonsuzluk işareti, sonsuz mutluluğa doğru gidiyorsun. Sekizli bir vade verdi. 8 hafta 8 gün içerisinde bir büyü, negatif enerji üstünden akıp gidiyor. Hayırlısıyla kelebek misali yeniden doğuşu yaşıyorsun. Kenetlenmeler var, sosyal aktiviteler var ve sonsuzluk işareti burada da çıkmış. Bir işe girmek istiyorsun ya da işinle ilgili artık kaygılarım geride kalsın diyorsun. Hane içi veya iş yeri içi bakımından çok güzel bir döneme girmişsin. Tuttuğunu kopartacaksın. Ve şurada fanusun içinde iki kişi görüyorum. Sürekli kavga ediyorlar. Sürekli karı koca olabilir, sevgili olabilir. Fakat şurada bir saksağın kuşu onlara gülüyor. Arkadaşlar, tartışma kavga varsa sürdürmeyin daha fazla. Dosta düşmana karşı düşmanlar size gülüyor yani. Bence bırakın yeni bir ilişki başlasın. Kötü ilişkiyi oldurmaya çalışmayın. Yine fincana baktığımda arkadaşlar, kolektife baktığım için herkes kendine düşeni alsın. Ne yorumluyorsam odur yani. Kimisi buradaki kavga eden çifti alır, kimisi dua eden kuğuyu alır. Bakınız, kuğu enerjisi var, dönüşüm var, görüyor musun? Aşkta dönüşüm süresi diyor, kuğu çıkmış, dönüşüm var. Yine burada bak, köprünün başında iki kişi geçiş yapıyorlar. Şehirden şehire gitme, uçak yoluyla seyahat, ülke değiştirme çok iyi oluyor. Sosyal statü kazanacaksın. Koç ve koçun üstünde iki insan. Bir kurban durumu var. Önce kurban edilmişsin, sonra o kurban bilincinden çıkmışsın, mutluluğu deneyimliyorsun. Deneyimle efendim. Kavuşmalar, askerden biri geliyor, hapisten biri çıkıyor. Tutsak olan biri kurtuluyor. Ve şurada bir kadın elinde bir böyle bir dönen bir fırıldak gibi bir şey. Yaşam döngüsü bu arkadaşlar. Kadın diyor ki her şeye rağmen yaşam devam ediyor. 35-45 arası bir kadın, yaşam devam ediyor diyor. Burada arkadaşlar aynı zamanda ileri safhada bir hastalığı olan biri yatıyor. Üstünde ceylan. Bakınız, ceylan görüyor musunuz? Şurada bakın, ceylan gösteriyorum. Ve üstüne binmiş bir melek. Dua eden bir kadın. Hasta, yaşlı birdenbire iyileşiyor. Birdenbire kendine geliyor. Ve
yeniden canlanıyor arkadaşlar. Sıkıntılar, üzüntüler gitmiş. Kalbinin ferahladığı bir dönemeç. Bakalım meleklerden ne diyor? Güneş sinir ağa çakrası. Yaşam yeniden devam edecek diyor. Sarılar hakim, kırmızılar hakim. Ani başlayan olaylar. Lütfen mum yak ve güçlüyüm, değerliyim. Gelecekle ilgili tüm kaygılarımı evrene bırakıyorum de. Bunu yap, ondan sonra da gör bak neler oluyor, ne kadar güzel şeyler oluyor. Ben mum yakıp dua edince yıldızının yükseleceğini biliyorum. Haydi durma, dua vakti. Hadi bakalım. Harika çıktı arkadaşlar. Deneyimler güzel. Tarot okumasına başlıyorum. Yine özgürleşmek isteyen birisi. Bir karı koca birbirleriyle hiç anlaşamıyorlar, anlamıyorlar birbirlerini. Kadın zeki, adam diktatör ve gerçekten çok zor bunların ilişkisi. Üçüncü şahıslar var, evliler bunlar belki. Kadın sonsuz bir aşkla seviyor adamı bak ama. Ama bak, kadının aşkına diyecek yok, sonsuz bir aşkla seviyor. Bakınız, görüyor musunuz? Erkek güç savaşında. Acaba ben bunu nasıl alt ederim, bu kadını? Nasıl alt ederim? Evli olabilirler ama evli olduklarını sanmıyorum. Üçüncü şanslar çıktı. Bunlar ya kadın ya adam evli ama kötü bir ilişkisi var. Erkek çok güçlü biri. Cesaretli biri. Yani parası var yok orasını bilemem. Ama hani parada değil güç zaten. Karakteri düzgün. Deneyimleri var. Gücü elinde tutuyor. Her yöne eli kolu uzun gibi. Kadın ama zeki bir kadın. Zekasına bakın. Her yönü düşünüyor. Kadın her şeye başa çıkabilir. Özgür bir kadın. Güçlü bir kadın. Üçüncü gözü açık, aktif. Adam da güçlü ama diyor ki ben diyor inat bir adam. Ben diyor gücümü kullanacağım. Kadın da diyor ben mantıkla sürdürürüm. Bakalım bunların ilişkisi ne olacak? Ben de merak ettim. Oo, kadın vallahi billahi bir aslanı kedi yapıyor. Kadının dediği oluyor arkadaşlar. Kadının dediği oluyor. Kadın bir aslanı kedi yapıyor. Mantığıyla, aklıyla adamı susturuyor. Bakalım devamında. Evet, yıldızları parlıyor. Yıldızları parlıyor. Birbirleri zaten uyumlular. Ama cakcak eden, dedikodu eden birileri var. Sirius yıldızı diyor ki bunlar ruhsal olarak öbür boyutta da karı kocaydı. Bu boyutta tesadüfen karşılaştılar. Tesadüf diye bir şey yok da. Hani son anda birbirlerini yakaladılar. Adam hala güç savaşında. Bakalım adam ne olacak? Evet. Adam başka bir kadına gidip gitmeme konusunda tereddüt ediyor. Diyor ki ben diyor bu kadınla uğraşacağıma beni diyor eliyor, beliyor, neler yapıyor bana diyor. Kadın adamı fırçalıyor. Kadın adama her şeyi söylüyor. Ondan sonra adam başka kadına gidiyor. Bakalım ne olacak sonları? Konuşuyorlar bunlar birbirleriyle arkadaşlar. Altın vuruşu yaptım. Konuşma var. Birbirlerini kabul edeceklerini düşünüyorum. Aslında kadın diyor ki sen benim başımın tacısın. Adam da diyor ki sen benim ömür boyu aradığım bulamadığımsın. Hayattaki en değerlimsin. Hani başka bir kadına gitmiş ama adam mutlu olamamış. Ya da ne bileyim en evliyse karısını bir deniyor. Duygusal bir vicdan azabı çekiyor. Acaba bir daha olur mu? Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Çünkü adam geri duruyor. Bir bakıyorum, bir tane daha açıyorum. Evet, maddi kazançları da yerine oturacak. Birbirlerini destekleyecekler. Evet, bunların istedikleri oluyor. Evleniyor bunlar arkadaşlar. Ya ben duygusal gördüm. Duygusal anlamda çok iyi bir dönem. Eğer iş için kapattıysanız, güçlüğü yeniyorsunuz, borcu ödüyorsunuz, işe de giriyorsunuz. Melekler ne diyor bakalım bunlar arkadaşlar. Evet, aşk perileri yardım ediyor. Kesinlikle şurada bir sır açığa çıkacak, görüşmeler olacak, aniden başlayacak ve devam edecek saf bir ilişkiye işaret ediyor. Hayırlısı bakalım, ben de enteresan bir şey şaştım yani. Evet, İskambil falını seçenler. Haydi bakalım ilerle, durma ilerle, çok güzel şeyler yaşayacaksın. Allah'ın izniyle unuttuğun bir şeyi yakalayacağını, sıkıntıdan boğulmak üzereyken, üzüldüğünde, sıkıldığında, daraldığında bir şeyleri yakalayacağını görüyorum. Sonsuz bir mutluluk var ve hepsinden önemlisi ikili ilişkilerde
biriken tüm acılar gitmiş, adım atmalar, güzellikler ve birbirini anlamalar var. Peş peşe konuşmalar, peş peşe görüşmeler size güzelliği taşırken üç büyük isteğinin olduğunu, onaylı bir kağıdının geldiğini gösteriyor. Ve ağladığın, üzüldüğün bir konu ile ferahlayacaksın ve gelen haberler biraz canını sıksa da bir kadın üzüntünün arkasına sevdiği bir adamla evleniyor ve gerçekten dört dörtlük bir yuva kuruyor. Hanesi boş olanlar, kalbi boş olanlar dikkat etsinler. Üçlü bir vadede güzel bir beraberlik kuracaklar. Evli mutlu olup da para sıkıntısı çekenler, bakınız 3 ayla 1,5 yıl arasında değişen sürede kesinlikle ev sahibi oluyorlar ve altın vuruşu yaptım. Allah kalbine göre veriyor. Hanede sevinç var. Üzme tatlı canını, her şey yoluna varacak. Zekisin, gösterişlisin, iyi niyetlisin. İyi niyetlerini karşılığını alıyorsun. Çok harika bir bakım oldu sevgili dostlarım. Bakalım melekler ne diyor? Çekim yasası. Sen daha duyarlı, enerjilerin daha farkında olduğundan bir zamanlar zevk aldığın ilişki ve faaliyetler şimdi değişiyor. Özgürleşiyorsun sevgili dostum. Ve mavi Jüpiter'in rengi olduğu için olumlamalar ve olumlu düşünceler, saf görüşler sana ilahi olanı taşıyor. Ne diyelim, Allah gönlünüze göre versin sevgili dostlarım. Hepinize güzel bir hayat diliyorum. Gerçekler bir masal gibi mutluluk versin. Gerçekler canınızı acıtmasın inşallah. Mutlulukla dolu gelecek günlerde hayırlı, huzurlu bir ömür diliyorum arkadaşlar.